İrem Gelin'den siyah renkli bir salon beklemiyorduk, şaşırdık doğrusu. Koltuk takımınızı, mobilyalarınızı çok sevdik. Halı da uyumlu görünüyor ama açık renk tercih etseydiniz belki mekanı daha ferah gösterebilirdiniz. Televizyon ünitesinin arkasındaki siyah camınsa mekanı daha da karanlık gösterdiğini söylemeden edemeyeceğiz. Bakalım hanımlar salon hakkında neler düşünüyor? Öncelikle herhalde koltuklar farklı çünkü ayak kısımları fark ettiyseniz bunlar farklı, onun ayakları farklı. Tekliler mi evet, farklı? Evet, tekliler. Evet Aslı Hanım, tekliler gold. Eskitme. TV ünitesinde ayakları ahşap. Ahşap. Hiçbir şey bunlar yani buraya gri. Yemek masası da farklı. Evet, yemek masasının ayakları da eskitme herhalde. Eskitme, bunlar eskitme, bu da eskitme. Ama ton farkı bunlar var. Bunlar da eskitme, o da eskitme. Hayır, ton evet. Farkları var. Hayır. Hepsi ayrı evet. Ayrı. Beni dün eleştirdiniz ya, hani hepsi evet. Kendi başında çok güzel ama takım değil. Seninkiler de aynı. Çünkü hepsi aynı fabrikadan hayır, çıkmıyor. Hayır, değil. Yok, şöyle, hepsinin boyası farklı. Zaman salonun gerçekten çok güzel bir havası evet, var. Evet. Hatta benim tarzıma da gerçekten benziyor. Yarın göreceksiniz. Sadece böyle detaylara girdiğin zaman üniten evet. Mesela rose gold var, ahşap var, ünite burada gold var. Üniteyi kabul ediyorum zaten çünkü hı-hı. Onu çok önceden almıştım. Saatin de bu odaya hiç uymuyor. Siyahı olabilseydi daha iyi olurdu. Bir de keşke bunun ayaklarını olurdu. Aynı yaptırsaydın. Evet. O zaman daha şık olurdu. Yani. Evet. Üniten ayaklarını siyah boyayabilirdin aslında. Sandalyenin kumaşı da siyah olsa daha şık olurdu. Onu... Yemek masan da farklı çünkü. Yani üçü de ayrı ayrı. Mesela bunun mermeri siyah, onun kahverengi gibi sanki. Gri. Benim mutfak masamın evet. Aynısı. Evet, evet. Ama bak salonda duruyor. Ama benim de mutfak ya, benim de mutfağıma ama salon göre. Masası. Aslında o mutfak masası diye aldım ben de onu. Evet Neşe'cim, benimkiyle aynı. Salonda kullanamaz mıyım ben bunu? Ben sana zaten bunu salon mobilyası olduğunu, salon sandalyesi olduğunu zaten sana söylemiştim. Perdelerin de bence fon perdelerin siyah olabilirdi. Daha güzel olurdu ama dediğim gibi girdiğimiz gibi evet. Gerçekten hoş bir havası evet, var. Evet güzel salonun. Duruyor ama detaylar... Fazla. Perdeleri çok karanlıktı, fonları çok karanlıktı, tülleri çok karanlıktı, her yer kapkaranlıktı. Salon aşırı karanlık, storları var, perde olarak kullandığını söylüyor. Bence kendi farkında ama belli etmiyor. Bir de şu dekorasyonu çok fazla kullanmışsın. Ben beğendim. Hoş olmuş mumların falan. Hanımlar, mobilyaların hepsi takım olunca mobilyacıdan almış direkt koymuşsunuz diyorsunuz. Farklı olunca da beğenmiyorsunuz. Bunun ortası ne? Evet. Ama şöyle, orta sehpa farklı olabilir de TV ünitesiyle masa takım olunca güzel oluyor. Tablo, biblolarla daha çok güzel da ayrı durmuyor ama kızlar ben, ya. Yani yemek odası o taraf gibi düşünün. Burası salon gibi düşünün. TV şimdi bu bir dakika, bu üniteyle burası uyuyor. Evet, uyuyor. Evet, uyuyor. Bak bu zigonlarla da uyudu. Evet. Bir dakika ben üşenmeyeceğim, bakacağım. Sadece orası gri. Şimdi bunun mermeri farklı. Evet. Bunların fakat farklı. Hiç sakil durmuyor. Evet. Ayrı durduğu için olabilir. Yani burası ayrı bir bölüm ama şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. Bak alakasız durmuyor. Hani böyle çok sert bir geçiş hani evet, evet. Değil. Girince güzel bir hava var yani. Yani... O gözü yormuyor en azından. Doğru mu? Şimdi Allah için konuşmak lazım ya. Avizelerin de benim hoşuma gitti. Güzel olmuş. Avizeler de takım. Evet. Sadece halının şu deseni olmasaydı daha güzel olurdu bence. Evet, çok siyah boğulmuş. Düz siyah olsaydı. O zamanlar onlar modaydı. Kızlar onu aldı. Öyle tercih. Düz, evet gerçekten ona da katılıyorum. Düz sehpanın olsaydı. Sehpanın içinde kaybolmuş. Evet, düz olsaydı ona katılıyorum. Düz olsaydı daha iyi olurdu. TV ünitesinin altındaki ahşapla da katılıyorum. Evet. Eleştirileceğimi biliyordum. Hani... Hızlı olunca ben yine boyayamadım. Boyayabilirsin. Evet, boyayabilirdim. Haklısınız, boyayamadım. Ama bu ayaklar, yemek masamın ayağı da eskitme, altın eskitme. Bu da avizelerim de, saatim de, TV ünitesindeki çıtalarım da hepsi aha, altın eskitme. Neden? Bunları ne zaman aldın bu halıları? Hani ben o zaman odaydı diyorsun ya. 2019'da almıştım aslanım bunları. Alıp evet. Çeyizime koymuştum. Evet. O zamanlar öyleydi ya. Hakikaten böyle annem mesela benim çeyizime halı almış. Evet. Bunlar 25 sene önce evet. Almıştı. Orada da mobilya yok. Ne evet. Evet. Var aslında. Yani bu halı alınıyor. Alma nedir çeyizde ben de anlamıyorum. Evet. Bizde. Ama yani yine de ama benim düşüncem kurtarmış biz... Bak. Evet, o kadar da kötü değil belliydi. Yani. Değil, değil, kötü değil. Gri ve siyah uyumu yapacaktım. Hani net bir çizgide peki, gitti. Peki bir şey söyleyeceğim. Aksesuarları nasıl buldunuz hanımlar? Bak burada mesela değişik bir şey var. O çok eşimin... Fazla bir aksesuar. Şurada böyle kitap ayrıcı. Ben at figürlerini çok severim. Ben de çok severim atı. Kendi evimde de var. Ortadaki aksesuarları şuradaki nasıl buldunuz? Şuradaki abajuru hamsi? Çok farklı. Evet. Değil mi? Çok güzelmiş o. Yani yatak odasına da gider o mesela.
Evet. Aslı Hanım, bir de biz TV ünitesini eşimle beraber yaptık. Aa. Evet, köpükleri, en soldaki köpükleri internetten aldık. Tamam. Bu mermer desenin arkasında normal sunta var. Bir yapı marketten aldım suntaları. 50-70, 50'ye kestirdim. Bravo. Üstüne baskı uygulaması yaptırdım. Suntaların yapıştırdık. Aradaki çıtları da yine bir yapı marketten aldım. Değil misin sen evet. ya? Sonra onları duvara monteledik. Televizyonu da monteledik. Bu ünite normalde 5-6 bine satılıyor. Biz bunu 700 TL'ye mal ettik. Çok güzel çok bir şey. Evet. 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 Çok güzel. Şu vallahi köpüğü de kendim ederim. Boyadım. Antresit renkte. Köpüğü vallahi de kendim de boyadım. Kendi evimde. Çok evet. güzel olmuş. Çok iyi düşünmüş. Çok evet, iyi yapmış. Ya. Elin emeğine sağlık ama çok renk var. Antresit kullanıyorsun, siyah kullanıyorsun, gold kullanıyorsun. Mermerlerin tamam. içinde beyaz seninki renk var. Seninki de öyleydi ama. Benim rengim yoktu. Bu kadar renk olsun artık şimdi. Bende lacivert vardı, gri vardı, bej vardı. Tamam. Benimki de böyle siyah var, gri var, altın boğuk var. Ama boğuk, boğuk. Çok boğuyor evin. Evet. Böyle üstüme üstüme geliyorlar benim şu anda. Ben böyle beğendim. Benim evimde bütün parçaları beğenip ama sonra evimi uydurmadı. Kendi evinde de aynı parçaları kullanmış ayrı ayrı. Bütünlük sağlamaya çalışmış. Bana yaptığı şeyi kendi evinde gördüm. Salonunu çok doldurmuş. Roz var, normal gold var, siyah var, ahşap var. Aslında girdiğin zaman güzel bir salon ama çok karıştırmış. Salonda tek beğendiğim şey berjer ve TV ünitesi. Başka hiçbir şey beğenemedim. Kusura bakma İremciğim. Bu koltuklar ayrı ayrıydı. Sen mi birleştirdin? Evet. Çünkü ben bu koltukların teklisini beğenmedim. Başka bir tekli almak istedim. Ben kendim dekore etmek peki, istedim. Peki kanepeleri evet, ne kadar ödedin bir tane? İki kanepe, evet. iki tane de berjeri 8.000 ödedim. 8.000 TL. Geçen sene. Peki İyi şey duvarı yani. Sen yaptın ama alttaki üniteye hazır alttaki mıydı? Alttaki üniteyi 2.000 TL'ye almıştık. İyi uygun. Evet. Dediği gibi Nur'un siyaha da boyayabilirsin. Evet. Veya evet. işte bence başka bir tona da boyayabilirsin. Olur. Ama uymuş biliyor musun? Vallahi ben bunu hazır aldın zannettim. Yok, hala evet. oradayım. Eşimle beraber. Seni mi? Yürekten tebrik ediyorum. Şahane bir fikir oldu ya. Bana fikir, oldu evet. bile. Oldu değil mi? Evet. İşte çok ben bu programın olmuş. Bunu seviyorum. Evet. Yani herkes parayı verip mobilyacıdan alır. Evet. Tamam mı? Evet. Bak çıtalarını da mı kendin yaptın? Kendim yaptım. Onları da eşimle birlikte yaptık. Helal olsun. Onlar normalde 2.40 boyunda. Biz üçgen bir şekilde 90 derece tek kestik kenarlarını. Evet. Düzgün sonra, de yapmışsınız evet, ha. Alçıpanla birlikte eşim ölçtü ben yapıştırdım. Alçıpan alçıyla birlikte yapıştırdık saten alçıyla. İşte bir şey söyleyeyim. İnsanlar da zevk varsa evet. tamam mı? Bir şekilde yolunu buluyor. Yapmak istiyorsa vallahi yolunu buluyor. Evet. Şimdi aynen. baktınız değil mi? Wow işte trilyon mu harcandı artık işte mimar evet, mı evet, diyorsun. Evet. Bak kız ne diyor onu gittim aldım evet. boyadım diyor. Bunun üstüne hakikaten yakından bakınca anlıyorsun yani. Evet evet. Çıtaları da kendi yapmış. Bu çeyizinden. Evet. Yeter ki yapmak isteyelim vallahi. İğneç de var. Mesela ben üşengeç. Ben kendimi bu konuda acayip eleştiriyorum. Ben de öyleyim. Ama benim elimden yani helal yani. Olsun. Bak sende de o istidat ben de yaparım, var. Evet. Merak ediyorum yarın senin evini. İşte üşengeçler. ve şey şöyle bir kalkalım isterseniz. Hem şöyle bir yemek odasına bakalım. Hem de çok sempatik bir balkon var kızlar. Balkonu görelim oradan da mutfağa geçeriz tamam? Olur. Tamam. Hadi buyurun. Avizelerin kaça aldın bir tane? Avize bunun tanesi 1000 TL, o da 1000 TL. 1000 TL. Evet. Allah Allah, aslında onun daha ucuz olması gerekiyor bak. Evet, daha fazla bunun daha fazla. O evet. daha böyle aynen. küçük. Niye aynen. öyle oldu? Bunun aslında. Şeyini ondan çıkarmışlar aslında. İndirimini. Avizeci dükkanına gelmiş gibiyiz şu an. Neden? Öyle salkım salkımdır. Avizecilerde gerek... de böyle salkım salkımdır ya orada da öyle mesela. Düğün salonu ama... fotoğrafı çekecekmişim evet. gibi gerçekten. Aynen öyle. Evet. Yemek mesela... odasının üstünde böyle avizeler duruyor ama artık. Avizeler salonda güzeldi, fazla değildi. Kızlar çok fazla olduğunu söyledi. Avizeci dükkanı gibi dediler ama ben beğendim. Aslında onlar da olmadığı için bana böyle bir eleştiride bulundular. Aslında hepsini beğendiğini düşünüyorum. Bence kesinlikle kıskançlık yaptılar. Bir de buraya keşke böyle bir runner falan serseydin. Güzel olur. Sade daha çok seviyorum. Güzel olurdu ama. Biraz daha... Ya sade ve şık olsun istedim. Onun için bunu tercih madem ettim. Madem TV ünitesinin arkasını öyle yaptın, buraya da bir değişik yapabilirdin. Ama oraya da, buraya da yapsaydın daha... Ama bu da çok fazla olmuş. Buraya yapsaydın daha fazla. Çok kararmış gereksiz diyeceksin. Gereksiz bu kadar fazla çıta. Ben normalde biz düz kalsaydı. Yeni taşıdım. Ya da farklı bir renk yapabilirdin. Ben içine atlet düşünüyorum normalde. Ortaya da bir tablo düşünüyorum güzel, normalde. Güzel. Ama daha yeni taşıdım. Taşındığım için daha tam oturmadı hiçbir şey. Yaparsın. Bunun apliğini de şuraya koyarsan. Evet aplik evet, istiyorum olabilir. Oraya. Dici durabilir. Evet. O zaman tam dükkan olmuş.
Ben böyle seviyorum. Ya tarzım bu şekilde. Perdelerin nasıl? Nasıl buldunuz perdeleri, fonları, kızlar? Yine koyu işte. Koyu ya. Bunları kaça yaptın? Bir de çok uzun aslanım. Hacan. Normal güneşlik olarak mı kullanıyorsun evet, bunu? Evet, çünkü burası çok güneş alıyor. Güney cephesinde olduğu için. Evet. Güney cephesinde... Kaça yaptırdın? 3000'e yaptırdım o tarafla bu tarafı. Uygun. Evet. Hem fon hem tül. Evet. Şöyle açıyorum izninle bir tabii tane. Tabii ki de aslanım. Balkonum da güzel. Ay çok cici ya. Hani biz de buradan biz seninle konuştuk evet, annenle. Evet. İrem. Hoş geldiniz aslanım. Hoş bulduk canım. Ya ne güzelmiş buralar böyle. Evet çok güzel doğanın içinde. Şöyle kızlar ben çıkalım çıkıyorum. İstiyorsunuz. Biz de geliyoruz. Gelin bakalım hanginiz. Fazla ben büyük yettim. Değil ama çok sempatik. Aa, o da şey gitmiş. O zaman biz hiç olsun şey ben oturayım ya. Hemen oraya. Şöyle divan gibi bak kasalardan aslında yapmış. Evet aslında. Evet. Şunları da sen yaptın. Evet galiba. Onları da ben yaptım. Dün söylemiştin eşin evet, evinde. Evet annemin dantelleri evet. Kasnağa geçirdim. Süs olarak kullanıyorum. Burayı sportif bunu yapmışsın. Da, gene bunu abarttım. Bunu kendim yaptım. Kendim evet. Ördüm. Bu rafya ipten. Üstüne evet. Çakıl taşlarını, deniz kabuklarını yapıştırdım Aslı Hanım. İçindeki şeyi de ben yaptım. Canım sen burayı kendi yaptıklarını anlatmıyor musun? Geldi. Tabii. Çeyiz gösteriyoruz ya. Çeyiz tabii ne demek? Şu an çeyizde değiliz ama. Salonu yorumluyoruz. Söylüyorum. Bir şey söyleyeyim. Onu yaptım diye sormuyoruz. Ama evet güzel ama her şeyi oluyor. Anlatıyor. Onu ben anlatsın. Yaptım, bunu ben ama yaptım. Ama ben bunun şey. İçin televizyonu çıktım Duraş, zaten. Bu değişik bir şey değil mi? Tamam ama biz sorarsak söylesin. Canım tabii ki de ben kendi yaptıklarımı anlatmaya geliyorum. Senin yaptıklarını mı anlatacağım ben? Gamzeciğim keşke sen de bir şeyler katsaydın evine. Biz de onları görseydik. Sürekli kendini öne atıyorsun. Biz sana bir ben şey diyor muyuz? Öne atıyorsun. Hayır. Çağırıyor. Sen ne gastronomi okusaydın kızım? Kızlar birbirimizden bir şey öğrenmeye bakalım ya. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Evet. Mesela benim hoşuma gitti ve ilgimi çekti. Bunu nasıl yaptı? Bak şu fikrin güzelliğine bak. Evet. Gerçek. Bak. Kasaları almış. Evet. Üstüne de böyle bu yorganı şilte, yorgan de ben bu? Yaptım. Bitti. Annemin eski yorganları vardı. Onun evet. İçindeki yorganla tiftikledim. İzleyenlere fikir oluyor şu anda. Kumaşı diktim, içine de böyle yastık şeklinde yaptım. Yapmayın böyle birbirinizi destekleyin. Kadın kadının dostu olsun diyorum. Hep söylüyorum ya. Arkadaşım eline sağlık demeyi bilelim yahu. Çok evet, güzel. Ben şunları çok beğendim. Bak bak. Sadece buraya masa yakışmamış bence. Ya, burayı spor yapıp neden bunu gene abarttın? Çok güzel bir fikir. Ben sinirlemiyorum şu anda. Şunlar harika bir fikir. Evet. Vallahi neden olmasın? Balkonumuza, kış bahçemize. Hani danteli çok sevmeyebilirsiniz. Ama böyle koyunca evet, hoş biraz duruyor. Bir etnik bir hoş olmuş. Çok da güzel uyumlu olmuş. Bir de olmuş. Ahşap masa koysaydın harika evet, olur. Evet ahşap masa evet, veya bu masaya de. Da bir şey bulur bunu koymuş evet. Burası yine balkon halısı. Da değil. Ya, bu halı. Normal ara yeri ama yıkanabiliyor. Falan. Yıkanabilen evet. Olduğu için balkon masa olarak ben buraya uyuyorum. Evet, sadece böyle bence masa evet uyuyorum. Masa uygun değil. Evet katılıyorum. Masa uymuyor. Masa bence. Uymuyor. Evet katılıyorum. Evet. Evet. Şuradan atalım. Şuradan atalım masaya. Evet. Uçurduk. Hadi o zaman buradan nereye? Mutfağa. Buyurun.